Yeniden merhabalar, Mine ben. Harry Potter'ın 20. yıl özel Lego setlerini açmaya devam ediyoruz. Bu da 76.387 koduyla Fluffy ile karşılaşma seti. Hemen kutuya bakalım. Ön yüzde Lego'nun bitmiş halini görüyoruz. İçinden çıkacak mini figürler yine her zamanki üçlü Harry, Ron ve Hermione. Bu kutunun özelliği içinden bu 20. yıla özel Hermione Granger'ın bir altın mini figürünün çıkacak olması. Hızlıca bir de arkasına bakalım. Yine biliyorsunuz ki bu seri içinden büyücü kartları, karoları çıkıyor demiştim. Bu kutudan da yine iki tane kartın çıkacağını söylüyorlar. Bina içinin görüntüsünü gösteren birkaç da fotoğraf var burada. Bunları burada anlatmak istemiyorum. Çünkü videonun sonunda zaten ayrıntılı hepsini görüyoruz. O zaman hazırsanız kutumuzu açalım. Hemen Legomuzu yapmaya başlayalım. Thank you.
Fluffy ile karşılaşma setimizi bitirdik. Genel görüntüsüne şöyle bir bakacak olursak, bir kule kısmı var, bir canavarımız, üç başlı köpeğimiz var, üç tane mini figürümüz, bir objemiz ve bir tane de altın mini figürümüz var. Tabii bu setten çıkan iki tane de büyücü kartı karomuz var, onu da en sonunda göstereceğiz. Önce mini figürlerden başlayalım isterseniz. Bu kez tek tek göstermeyeceğim mini figürleri. Şöyle üçünü birlikte göstereceğim. Üzerlerinde Gryffindor formaları ve cübbeleri var. Birinci sınıftaki halleri şöyle göstereyim. Oturabilen figürler değil. Her seferinde bahsediyorum bunlardan. Birinci sınıftaki en küçük halleri. Ve yüz ifadeleri de hepsi birbirine benzer şekilde bu sahnenin doğasına uygun olarak. Mini figürler böyle. Üç başlı köpeğimiz Fluffy de bu. Oldukça büyük boyutlara sahip, şöyle dört bacağı da hareket edebilen, üç tane şu şekilde başı olan, aynı şekilde başlarını da kolaylıkla hareket ettirebildiğimiz bir figür bu da. Şöyle sırt kısmına tüy görüntüsü verilmiş, güzel görünüyor. Şöyle hareketli bir kuyruğu var, böyle. Ve dediğim gibi dört bacağı da şu şekilde hareket ediyor. Bunları böyle de açabiliyorsunuz ama bu şekilde biraz da komik bir yatış tarzı olurdu. O yüzden bacaklarını şöyle tasarlamışlar. Her bir bacağı şu kısımdan böyle öne kadar düz olacak şekilde katlanıyor. Bunlar da aynı şekilde. Ve bu şekilde katladığınızda böyle yatar pozisyona rahatlıkla getirebiliyoruz köpeği. Şöyle. Ve kendi odasına rahatlıkla bu şekilde sığabiliyor. Köpeğimiz de bu şekilde. Gelelim şimdi objemize. Objemiz de böyle bir arf. Biliyorsunuz ki Fluffy'yi uyutmaya yarayan müzik aleti. Bu da çok güzel ve şık tasarlanmış. Kocaman boyutlarda sapsarı canlı bir rengi var. Burası hareket halinde ama çok bir özel bir anlamı yok yani bunun. Bu şekilde bir müzik aleti. Ve tabii ki yine bu 20. yıl özel setlerine özgü olan altın mini figürler. Bu sette de Hermione Granger mini figürümüz var. Her yeri, saç, asa vesaire dahil olmak üzere altın renginde. Sırt kısmında da böyle 20. yıl yazıyor ve Harry Potter, Lego Harry Potter şeklinde bir yazı var. İkinci yüz ifadeleri yok bunların. Sadece tek bir yüz ifadeleri var. Şimdi gelelim yapıya. Yapı bu haliyle 3 katlı görünüyor. Bir çatı katında böyle bir iksir odası gibi bir yer var. Alt tarafta burada bir boş bir koridor var. Sadece 2 tane meşalenin olduğu. En altta da zindan kısmı. Burada işte bir böyle bir yapı var. Birazdan anlatacağım ne olduğunu. Burası da Fluffy'nin olduğu oda. Şimdi bu yapıyı 5 parçaya ayırabiliyoruz. Neden? Çünkü yerlerini değiştirip farklı dizaynlar yapabiliyoruz. Bu yeni Legolardan 3 tanesi birbiriyle birleştirilebilir şekilde tasarlanmış. Hatta hızlıca da şöyle göstereyim. Şöyle bakacak olursak biz bir önceki videoda şunu yapmıştık. Çok özlü iksir hatası seti. İşte Hogwarts'ın tuvaletinde geçen bir sahneydi. Şu anda bu videoda da bu kısmı yaptık. Fluffy ile karşılaşma kısmını. Bir sonraki videoda da bu Sırlar Odası isimli Lego'yu yapacağız. Ve bu üç Lego da bu şekilde birleştiriliyor. Yani şu büyük yapının bizde şu an sadece şu kısmı, şu tuvalet kısmı ve şu anki yaptığımız şu kısmı var. Şöyle. Geri kalanlar da bir sonraki videoda. İşte bunların hepsi bir araya getirilip bu şekilde bir yapı oluşturuluyor. O yüzden de şu tek parça halinde ama diğerlerinin hepsi böyle çok parçaya ayrılabiliyor ve farklı farklı yerlere konup birleştirilebiliyor. Dolayısıyla bu yapımız da 5 parçaya ayrılıyor. Şimdi parçaları ayıracağım ve farklı şekilde dizayn edeceğiz. Çünkü bu Lego'yu tek başına aldığımızda bu seti diğer setleri almazsak bir oyun kurmak istesek örneğin buradaki Fluffy'nin olduğu işte kapak kaldırdığımızda altı da herhangi bir şey yok. Dolayısıyla bunu işlevsel hale getirmemiz lazım. Şimdi hemen parçalarını ayırayım ve nasıl yaptığımızı görelim. Evet, şimdi ben aslında parçalarını ayırdım. Böyle üst üste koydum. Şimdi size göstereceğim. Öncelikle şu üst kısmı bu şekilde alıyoruz. Sonra bu iki parçayı birbirinden bu şekilde ayırabiliyoruz. Şöyle. Ve bu kısmında yine çatısını bu şekilde ayırabiliyoruz. Dolayısıyla şöyle baktığımızda 5 parçaya ayırmış oluyoruz yapıyı. Şimdi tek tek bu parçaları öncelikle bir inceleyelim. Bu kısım işte çatı kısmı. Önden görüntüsü çok hoş. Bu görüntü çok hoş gerçekten. Arkadan da şöyle hareket eden burada mumlar var. Mum lambalar var. Onun dışında başka bir özelliği yok. Bu kısım ana kısım. Fluffy'nin olduğu kısım. Şurada Fluffy için bir tane but görüyoruz.
güzel tasarlanmış bu da gerçekten. Ve burada da Fluffy'nin üstünde yattığı kapak. Şöyle bakalım. Bunu kaldırdığımızda böyle bir geçit oluşturuyor burada. Bunda da başka bir özellik yok. Gelelim şu parçaya. Bu da renklerinden, görüntüsünden anladığımız üzere bir zindan kısmı. Şurada işte bir kemik var. Burada da böyle sahneyi düşünecek olursak sarmaşık görüntüsü verilmeye çalışılmış bir yapı. Biliyorsunuz ki bu kapaktan geçtikten sonra, bu kapaktan atlayınca bir sarmaşığın içine düşüyorlardı. İşte o sarmaşık, bu sarmaşık. Dolayısıyla şimdi biz bunu yeniden dizayn ederken bu ikisini yan yana getirip bunu da üste koyacağız ki sahneyi tam olarak canlandırabilmiş olalım. Hemen şunları alalım. Önce bu ikisini birleştiriyoruz. Sonra da bunu üstüne takıyoruz. Bu çatıyı da üste yerleştirebiliriz bu arada. Şu şekilde. Ve böyle yeni bir dizayn elde etmiş oluyoruz. Bu kısım da ayrıca duruyor. Böyle yan tarafa koyabiliriz. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Bu kapağı kaldırdığımızda buradan atlayan kişi direkt bu sarmaşığın içine düşebiliyor. Dolayısıyla da sahneyi canlandırabiliyoruz aslında. Böyle yapıda bu şekildeydi. Şimdi bir de büyücü kartlarından bahsetmek istiyorum. Yine çok özlük sıra tasında da bahsetmiştik. Bu şekilde bu yeni 20. yılı özel setlerde artık büyücü kartı karolara çıkıyor. Toplamda 16 tane var ve her setin büyüklüğüne göre içerisinden çıkan sayı değişiyor. İlk setimizden 2 tane çıkmıştı. O da böyle altın renkli Albus Dumbledore'la Gilderoy Lockhart çıkmıştı. Şimdi bu setimizden çıkanlara bakalım. Bu setimizden de bu iki büyücü kartımız çıktı. Bunlar hangileri? Öncelikle tanıdıktan başlayalım. Nicholas Flamel çıktı. Şöyle altın renkli. Onu da hemen yerine koyalım. Diğeri de, bunu açıkçası ben tanımıyorum yani hatırlayamadım diyebilirim. Bakmam lazım buna. Serafina Piquere diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Bu da büyücü kartlarından bir diğeri. Şimdilik iyi gidiyoruz. Yani 4'te 4, 4'ü de farklı geldi. Aynı da çıkabilirdi. Çünkü rastgele seçilmiş kartlar oluyor bunlar. Kutulara rastgele atılmış oluyor. O yüzden de şanslıyız. 4'ü de farklı geldi. Devam edeceğiz bunları biriktirmeye. Bu seti de tamamlamaya çalışacağız. Bakalım farklı farklı çıkarsa. Büyücü kartları da bu şekildeydi. Şu yapıyı tamamlamak üzere bir sonraki videoda Sırlar Odası Legosu'nu yapacağız. Ve daha sonra da üçünün birleştirilmiş halini, görüntüsünü gösterdiğim başka bir video daha çekeceğim. O zaman bir sonraki videoda Sırlar Odası'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın.